Merhaba. Bugün Zeval Biberyan'ın Yalnızlar Ermenice Dagıtlatsi yani Sürtük romanını estetik açıdan değerlendireceğiz. Bunun üzerine sohbet edeceğiz. Bu roman, Zeval Biberyan'ın Ermenice yazdığı bu roman 1959 yılında Türkçe çevirisi Yalnızlar diye demin de söylemiştim. 1966 yılında yayınlanıyor. Roman 1940'lı 50'li yıllarda ülkenin içinden geçtiği süreci bir kadının yaşamı üzerinden okuyucuyla buluşturuyor. Yazarımıza geldiğimizde yazarımız 1921 yılında İstanbul'da doğuyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrenimini üniversite yine İstanbul'da okuyor. Askerliğe Nahoya'da denilen Ermeni gençlerinin, gayrimüslim gençlerin askerliğini Nahoya bölümünde yapıyor. Askerlikten döndükten sonra da gazeteciliğe başlıyor. Değişik gazetelerde yazılar yazıyor, haberler yapıyor ve yazdığı yazılardan dolayı, sosyalist düşüncelerinden dolayı değişik baskılara maruz kalıyor. En sonunda bu baskılar sonunda Beyrut'a gitmek zorunda kalıyor. Halep'e, Beyrut'a gitmek zorunda kalıyor. Daha sonra 1950'li yıllarda tekrar İstanbul'a geri dönüyor. Zeval Biberyan, toplumun her kesiminin, her kesimin, her sınıfın karakterini, bu kesimden insanların yaşadıklarını objektif olarak yazabilmiş olan bir yazardır. Yazım yaşamını Ermenice öyküler yazarak başlıyor ve bu şekilde sürdürüyor. 1984 yılında da yaşama veda ediyor. Romanımıza dönersek tekrar, yani Yalnızlar romanına dönersek, özellikle romanımızın dil ve anlatım bölümüne bakmamız gerekiyor. Romanımızın dili gerçeği saklamamaktadır. Gerçeği olduğu gibi göstermektedir. Dil, karakterlerin öykülerini, özelliklerini, sınıfını, cinsiyetini, bulunduğu konum, uzama göre olduğu gibi bize göstermektedir. Tabii ki olduğu gibi derken yazarın estetiksel biçimlenişini yapmadığını söylemiyorum. Yazarımız estetiksel anlamda bir biçimlendirmeyi de yaparak bu gerçekliği yazmış, yapıtına yerleştirmiştir. Yine anlatım biçimlerine baktığımızda koşul anlatım biçiminin ikili konuşmasının yer aldığını, yani ikili diyalogların yer aldığını, yine özellikle başka bir biçim olan iç konuşma kısmının, iç konuşma tarzının olduğunu, koşul anlatımın iç konuşma biçiminin de romanda yer aldığını, anlatım biçimi olarak yazarın kullandığını görüyoruz. Örneğin Gülgen'in Ali'ye yönelik olan iç konuşmalarını. Gülgen romanımızda bir karakter, kadın karakter ve ana karakterlerden biri. Yine anlatım böyle açısından baktığımızda da örgenin nedensellik ilişkilerine göre kurulduğunu, güçlü olduğunu söylemek mümkün. Nesnelerin birbiriyle bağlantısının özellikle etkin kullanıldığını görmekteyiz. Ve ana karakter Gülgün'ün köyden kente gelişi ki bu özellikle 50'li 40'lı yıllardaki köyden kente göç etme meselesi, burada evlatlık edinme adı altındaki gizli ev içi emeğin sömürüsünü anlatımda bize göstermiştir. Olduğu gibi göstermiştir. Ne iyilemiştir, ne kötülemiştir, ne övmüştür. Gerçekliği olduğu gibi yazarımız bize göstermiştir. Ayrıca romanda Ermeniler, işte Türk olanlar, coğrafyada yaşayan halkların gerçekliğini birini birine kötüleme değil, o süreçte kendi aralarında yaşanan çatışmaları, ön yargıları, bunların yansımalarını
En önemlisi de genel politikanın bu ilişkilere yansımasını yazarımız anlatımda nesneleri birbiriyle bağlayarak, nedensel ilişkileri de birbiriyle kurarak göstermiştir. Şimdi karakterlere baktığımızda, geldiğimizde Gülgün var. Yani adı köylü adıyla Fatma, kente geldiğinde Gülgün daha şehirli, daha kentli olduğu düşünülerek onu köyden getiren ailenin ona verdiği isim. Yani öksüz, evlatlık adı altında hizmetçilik yapıyor. Saati yok. Gece, gündüz, yani doğru dürüst uykusu yok. Evin en rutubetli, en güneş görmeyen yerinde, mutfağa yakın bir yerde. Böyle bir ama Gülgün aynı zamanda güzelliğinin farkında, kabuğunu değiştirmek isteyen, bir hanımefendi olmak isteyen, hanımefendi olmak için çabalayan, aynı zamanda evin hanımı Mübeccel Hanım'a karşı da onun söylediklerini sözde olmasa da pratiksel anlamda direnç gösteren, söylediklerinin tam tersini yapan bir karakter. Hayatını değiştirmek isteyen, yaşamın ona getirdiklerinin farkında olup bundan çıkmak için çabalayan bir karakter. Ali var, kasap. Bu da Fatma'ya vurgun. Yani güçlü, kuvvetli bir adam, işini iyi yapan biri. Fatma'ya da vurgun. Özellikle kentli adıyla Gülgün'e vurgun. Ve kendi köylü olmasından gurur duyuyor. Ermenilere işte gavur diyor. Onlar için hani komşu gibi değil, gavur böyle bakan biri. Üstüne et kokusu sinmiş. Ali'nin kasabanın üstüne et kokusu sinmiş ve böyle kokar. Gülgün onun zaafı. Erol var. Bu da Gülgün'ün evinde kaldığı evde, evlatlık olarak kaldığı evin oğlu. Baba parasıyla geçinen, güçlü olmak, lider olmak isteyen ama özünde korkak olan. Ortam uygun olduğunda cesaretliymiş gibi davranan, gerçekten cesur olmak gerektiğinde de sıvışan bir karakter, bir tip aslında. Buna doğrudan bir karakter, karaktere dönüştüğünü söyleyemeyiz. Ezildikçe de kendini güçlü, yani ezdikçe, başkalarını ezdikçe kendini güçlü hissettiğini, duyumsadığını söyleyebiliriz. Yine romanımızda Yerenik var. Tipik bir Ermeni kadını Yerenik. Varsıllık hayranı, varsıl olmak için çabalayan, geçmişinde özellikle işte Konyalı olmaktan da utanıyor, geçmişinden utanıyor. Böyle Konya'yı daha işte köylü olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Başkalarına bilgili, böyle görgülü görünmek isteyen bir özelliği var. Özentili bir tip. Yine Pupul var, evlenmemiş, olmanın kırıklığını yaşayan biri, meraklı, çevresinde ne var ne yok böyle bir gözetleyen, işte Gülgün'ü gözleyen, mahallede, sokakta kim var, böyle bir tarzı var. Herkesi gözetliyor, korkusuz, kedileri var ve bunları çocuğu gibi görüyor. Yine Kirkor var, cimri, güvencisiz, böyle kaygılı. Madame Virgin var, yalnızlık duygusundan kurtulmak için kendine uğraşlar arayan bir kadın. Mübeccel var asıl mesela, bu Gülgün'ün analığı. Öfkeli, sevgisiz, kendisiyle barışık olmayan, egzaması yüzünden utanan ve bunu saklamak için habire nevin pudralarla kapatmaya çalışan, kocasının metres olduğu halde hiç yokmuş gibi davranan, bunu içine sindiren, rahat yaşamaktan hoşlanan, böyle biri, böyle bir tip. Yine Osman Bey var, iki dünyalı olan biri. Bir yanda aile babası Osman Bey, bir tarafta da metresiyle birlikte yaşayan bir Osman Bey var. Varsıllıktan, varsıllık olmaktan, varsıllığını da varsıl katmaktan fırsat kolluyor. Zaten bu 50'li 40'lı yıllarda
Tam da el koyma süreci. Kendi varsılığı yokken de birilerinin malına el koyarak varsıl olma halini bu dönemde de görüyoruz. Bu da o dönemde iki karakterlerden tipik diyebileceğimiz karakterlerden biri. Ayrıca para söz konusu olduğunda da yani karşısındaki kişinin isteklerine karşı çıkışını asla duymuyor. Yani bir şeye böyle odaklanmış oluyor. Yine Garo var. Yener'in damadı. Babadan kalma değil. Kendisi çalışarak varsıl oluyor. Yine Kazım Bey var. Mısta Bey var. Bu taşralı gelmiş kente, zenginleşmiş. Köylü olmaktan, kabadu konuşmaktan, böyle köydeki konuşma tarzında konuşmaktan gocunmayan biri. Güllü Fatma kendisini Gülgün Fatma kendisini onun yanında rahat hissediyor. Kendini güvende hissediyor. Romandaki nedensellik ilişkilerine, nesnelerin birliğine baktığımızda özellikle Gülgün mesela yani diyeceksiniz ki insan bir nesne olur mu şey olarak ama Gülgün'ün köylü Fatma'nın kentli ve hanımefendi olma isteğini bize gösteriyor bu. Gülgün ismi daha doğrusu Gülgün adı. Yani o adda o isimde somutlaşan bir değişimi gösteriyor Gülgün adı. Yine Gülgün'ün ayakları ve elleri. Kar, yağmur, çamur demeden yani çalıştığını gösteriyor. Çünkü ayakları iri. Yani devamlı yürümekten, ayakta kalmaktan ayaklarının daha iri olduğunu görüyoruz. Ve villa sakinleri o ayaklarını görünce bizden değildir dedirten nesneler. O kadar çalışmak zorunda kaldığı için. Yine kesik saçları Gülgün gençleşerek gelen bir kadın ve evin kadını Mücellem, Mübecel şunu söylüyor, saçlarını kes. Yani kesik saçlar da bize Gülgün'ün kadınlığının, gençliğinin gizlenmek istenmesini. Tabii bu Gülgün tarafından değil, evin hanımı tarafından gizlenmek istendiğini bize gösteriyor. Gülgün'ün oğlan gibi görünmesini ve aynı zamanda onun güzelliğinin saklanmak istenmesini, bir anlamda da onun duygularına, bedenine el koymayı gösteriyor bize. Düdük sesi, tren sesi Gülgün'ün terk edilişini hatırlatan bir nesne. Evlatlık adı altında hizmetçilik yapmaya gönderilmesi ve Gülgün'ün romanda ne zaman düdük sesi duyduğunda bu ana döndüğünü bize gösteriyor, gösteren bir nesne. Ayrıca çarpıntı. Gülgün böyle telaş korktuğu anda gelen çarpıntı onun daha önce annesinin onu bir başına başkasına verdiği an ve o korku. Yani ilerleyen romanda Gül'ün ne zaman korksa aynı anı bize gösteriyor. Aynı ana götürüyor. Gül'ün yaşadığı anı, annesinin onu bir başkasına verdiği ana götürüyor. Romanda geçen doktorculuk oyunu ise kadın ve erkek ilişkilerinin öğrenildiğini gösterdiği bir oyun. Yine işte parmaklarını söylemiştim. Bu kapalı yakalı pol var. Dönemin modasını gösteriyor. Modaya uyma özentisini. İşte seksapel dergiler, Liz Taylor'a benzeme hali, kokular, Madame Virgin'in şapkası, bu radyo, o dönemin eğlence tipini aynı zamanda bu ikide bir kesilmesi de teknolojik durumu gösteriyor. Çarşılı kelimesi, çarşılı ise özellikle Ermenilerde ticaretle uğraşanları gösteren bir terim, çarşılı olma. Yine Mayolu, Ojeli müzik dinleyen gençler ise dönemin gençliğinin ilgi alanını gösteriyor, yaşam biçimini bize gösteriyor. Aslında bu nesneler bize bir tarafta Gülgün var, işte evlatlık adı altında bir evde hizmetçilik yapan, gecesi gündüzü belli olmayan, sigortası olmayan bir genç,
Diğer tarafta da ojeli, işte müzik dinleyen, mayolu, eğlenen bir gençlik, iki gençlik yaşamını da bize gösteren nesneler olmuş oluyor. Yine burada sarışın mavi gözlü uzun boy olmakta. Ayrıca Ali'nin zenginliği mesela, Gülgün'ün kendini güvende hissettirmesine neden olan bir nesne oluyor. Ter kokusu ise Gülgün'ün ne kadar çalıştığını, kendine bakamadığın çalışma koşullarını bize gösteriyor. Ayrıca et kokusu da Ali'nin çalışma koşullarını, yaptığı işi, ki bu et kokusu daha sonra ilerleyen nesne olarak karşımıza çıkacak. Yani Ali'nin Gülgün olan ilişkisinde, hatta Gülgün'ün yaşamına neden olabilecek bir ilerleten nesne olarak karşımıza çıkıyor. Yine kentleşme sorununu gösteren su kesintileri, birikmiş çöpler, bunlar yine resmi makbuzlar. Mesela gençlerle, işte yoksul Türk gençleriyle dayanışma adına toplanan paralar da aslında bir durumun nasıl kullanıldığını gösteren nesneler olmuş oluyor. Şimdi buradan bu karakterlerin aralarındaki ilişkiler nedir diye bakarsak aslında sınıf çatışmasını görebiliyoruz, köy çatışmasını görebiliyoruz. Mübeccel, Yerenik ve Gülgün ile Ali arasındaki çatışma. Bir taraf köylü, bir taraf kentli. Hatta mekanlarda bir tarafın yaşadığı ev, diğer tarafın kaldığı. Gülgün'ün yaşadığı evin büyük camları aydınlık, bir de o evde Gülgün'ün kaldığı camı olmayan rutubetli bir oda. Bu uzamsal, mekansal anlamda da bir çelişki, çatışmayı bize gösteriyor. Ayrıca ikili çatışmalarda evin hanımıyla Gülgün arasındaki çatışmayı görüyoruz. Yine Erol'la Ali arasında, kasap Ali arasındaki çatışmayı görüyoruz. Özellikle Gülgün üzerinden ve Erol'la Arent arasında başarılı, yetenekli olan Ermeni genç arasındaki çatışmaları görüyoruz. Ve bu çatışmalar da örgüyü güçlendiren, nedensellik ilişkisini geliştiren duygu durumları ve çelişkileri oluyor. Aynı zamanda da toplumsal çözümlemeyi de bize gösteriyor. Toplumun değişimini gösteriyor. Yine bu romanda da varlık vergisini, varlık vergisiyle Ermenilerin, gayrimüslimlerin mallarına el konulmasını, aynı zamanda bu varsıllaşma meselesinde 50'lerde dönemin Demokrat Partisi'ne daha yakın olanların da köyden gelseler de varsıllaştıklarını bize gösteriyor ve bunlardan kaynaklı işte beylerin zaten taşradan geldiğini de biz romanda görüyoruz, ama taşradan geldikleri halde varsıllaştıklarını. Yine özellikle bir unutmamamız, gözden kaçırmamamız gereken bir şey de çıt sesi. Yani romanda çıt sesi Ali'nin Gülgün'ün boynunun kırdığını bize gösteriyor. Şimdi toplumsal çözümlemeye baktığımızda yine 40'lı 50'li yıllar, köyden kente göçün olduğu, köyün toprağında özgür bir insanken kente gelip emekçi olduğu ve birinden emir aldığı, çalışma sınırlarını başkasının çizdiği bir dönüşüm söz konusu oluyor. Burada şunu da görüyoruz. Yani işçi olarak buraya kente geldiğinde tamamen o bilinç, işçi bilincinin olduğunu da olmadığını da romanda görüyoruz. Yine kentin her yerinde inşaat meselesinin olduğunu görüyoruz. Kentin yeniden dizayn edilmesinde inşaatla ve inşaatlarla varsıllaşmanın ve bunu da var olan dönemin iktidarının, dönemin politikasının olduğunu biz romandan çıkarıyoruz. Toplumsal ilişki, toplumsal çözümleme anlamında. Yine özellikle işçi evlerindeki, yani evlerde de farklılığın olduğunu, bir tarafta evlatlık adı altında, bakın burada da kapitalizm geleneksel değerlerle uzlaşıyor.
Evlatlık adı altında hizmetçilik yaparken başka bir yerde hizmetçilik yapanın, ev işlerini yapanın sigortası olduğunu, işte izinlerin olduğunu görüyoruz. Ayrıca burada bir de ev içi görünmeyen emeğin olduğunu ne yapıyoruz? Söyleyebiliyoruz. Şimdi İzli'ye geldiğimizde yine Ermeni yazar Zeven Biberyan bu romanı yazarken farklı sınıflardan da olsa, farklı konumlardan, farklı halklardan da olsa aşağılanan, büyük bütünü görmediğimiz zaman bu aşağılanan, beğenilmeyen, bağımlı olan, işte kırılan kişilikler ve bundan çıkmaya çalışan çabaları, isyanı bize gösteriyor izlek olarak. Ama bilinç olmadığında, yeterli bilinç olmadığında bunları, bu çelişkileri, bu aşağılanmalardan rahatsız olunsa da çıkmak için gerekli olan çaba sarf edilse de çabanın başarıya ulaşmayacağını, başarıya ulaşabilmesi için büyük sistemi, kapitalizmi görmek ve çabalamak için, değiştirmek için de gerekli bilincin olması gerektiğini okuyucuya gizli olarak vermiş, okuyucuya roman üzerinden göstermiş oluyor. Bize gizlek üzerinden gideceğim. Farklı konumlarda, farklı sınıflarda, farklı halklarda da olsa kapitalizmin ayırmadığını, aradaki farklılıkları kendi çıkar için kullandığını, değerleri kendi çıkarları için kullandığını, buralardan çıkmak için aslında bilincin değişmesi gerektiğini bize söyleyen Zeven Biberyan'a teşekkür ediyorum. Önünde saygıyla eğiliyorum. Bize böyle bir romanı edebiyat dünyasına kattığı için de emeğine teşekkür ediyorum.